Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli kıymetli kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür elhamdülillah iyiyim. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Verdiği nimetlere, verdiği sağlık sıhhatına hamdü senalar olsun. Bugün şöyle çok güzel bir börek yapacağım arkadaşlar. Az malzemeli, hem kolay, hem pratik, hem ucuz. Herkesin yapabileceği bir ıspanaklı börek yapacağım. Bunun için malzemelerimi buraya hazırladım. Malzemelerimizde hiçbir şey yok. Evde olan malzemeler bir çay kaşığı sirve olacak şekilde çok az maya, karbonat ve şekeri şöyle bir tabağa koydum arkadaşlar. Üçünü birden karıştırdım ve bunu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı hatta sirke ekliyorum arkadaşlar. Hamur işlerinizde börek, poğaça yapacağınız hamurlara bir ya da iki yemek kaşığı sirke katarsanız, eklerseniz çok kıyır kıyır çıtır çıtır oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle sirkeyi, mayayı, karbonatı, şekeri şöyle karıştırıyorum. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sirkeyi üzerine döktüğümüz zaman zaten maya, karbonat ve şekerin üzerine 2 yemek kaşığı sirke ekledim ve şöyle köpürdü. Hemen eridi gördüğünüz gibi. Sirke eritti. 1 su bardağı suyumu da ekliyorum. Şöyle kaşıkla iyicene karıştırıyorum, sıvılar iyicene karışsın. 4 su bardağı unumu ekleyip hamurumu yoğuracağım. Dört su bardağı unumu ekledim. Şimdi hamurumu yoğuruyorum. Tuzumu en son ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle tuzumu en son ekliyorum. Şöyle çok az, bir tatlı kaşığı olacak kadar tuzu da ekledim. 4 su bardağı una, 1 su bardağı su ekledim. Tekrardan şöyle çok az olacak şekilde su ekliyorum. Başka hiçbir şey yok. Yumurta yok, yağ yok. Sadece bu malzemelerle güzel bir börek yapacağız. İnşallah siz de beğenirsiniz. Denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi yaparsanız sevinirim. Çok az suyu çok az ekliyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla cıvıklı, yumuşak bir hamur yapmayacağım. Böyle hamurumu toparladım. Dizgahını alıp biraz daha iyi bir şekilde, güzel bir şekilde yoğuracağım. Şöyle güzel bir ele yapışmayan orta kıvamda hamurumuz oldu. Hamurunuzu biraz yoğurup arkadaşlar dinlendirin, tekrardan yoğurun. Çok güzel bir hamur oluyor. Çünkü hamur durdukça daha da özleşiyor, daha da güzel bir kıvam alıyor. Onun için hamuru yoğurdum, biraz beklettim, bir daha yoğuruyorum. Ve şimdi pezevere ayıracağım. Şöyle pezevere ayırıp bu şekilde yuvarlayacağım. Hepsi aynı boyda olacak şekilde bezelerimi ayarlıyorum. Şöyle küçücük bir hamur parçam kaldı. Bunları da böyle diğerlerini ekleyip
Hepsini paylaştıracağım. Oklava yok arkadaşlar. Merdane yok. Çok kolay, çok pratik bir börek. Hemen şöyle 8 adet bezeyi yaptım. Ölçüden 8 adet beze çıktı arkadaşlar. Tabii yapacağınız tepsiye göre. Benim tepsim küçük olduğu için şöyle küçük bir kabın içerisine sıvı yağ döküyorum. Başka bir yağ karıştırmıyorum arkadaşlar. Sadece sıvı yağla yağlıyorum. Ve yapmış olduğum bezelerimi şöyle elimle biraz büyütüp yağlamış olduğum kabın içerisine şöyle alıyorum. Elimi hafiften yağlayıp bezelerin üzerini yağlıyorum. Oklava ve merdaneye gerek yok. Hemen bu şekilde elimizi yağlayarak bezelerimizi açabiliyoruz. Çok da kolay büyüyorlar arkadaşlar. Evet, şöyle açmış olduğum bezelerimi kabın içerisine böyle elimle yağladıktan sonra bunu 10-15 dakika dinlendirmeye bırakacağım. O arada iç harcımı hazırlayacağım arkadaşlar. Ispanak iç harcını hazırlayacağım. Şöyle bu şekilde bezelerimizi hazırladık. Üstünü örtüp 10-15 dakika dinlendirmeye bırakacağım. Böreğimizin iç harcı için suyumu koyuyorum. Suyu kaynatıp kaynar suyu arkadaşlar ıspanaklarımı hafif bandırıp çıkaracağım. Haşlamadan. Evet, su kaynadıktan sonra kaynar suya ıspanaklarımı bandırıp çıkaracağım hiç haşlamadan. Sadece ıspanaklar hafiften ölmesini istiyorum. Evet, su kaynadı. Altını kapatıyorum. Şöyle ıspanaklarım arkadaşlar kıştan yıkadım, buzluğa koymuştum. Hazır bir şekilde dondurucudan çıkardım ve bunu bu şekilde hemen sıcak suya sokup hemen böyle çeviriyorum. Bir iki karıştırıp kaynar su da ölsün diye. Evet, suyu kaynattım ve ıspanaklarım arkadaşlar şöyle kaynar suya döktüm. Hemen bunu süzüyorum daha fazla bekletmeden. Çünkü öldüler. Yani süzgeçten süzme işlemini yapıyorum. Canım çakalma iyice suyunu süzdürüyorum. Hiç haşlamadım arkadaşlar. Sadece kaynar suya sokup çıkardım. Zaten ıspanaklar taze olduğu için hemen şöyle öldüler. Şunu bunu kenara alıp iç harcı için bir şey kalmaz. Şöyle ıspanaklarımı süzdüm. Hemen bunu kenara alıp şimdi soğanlarımı doğrayacağım kavurmak için. Böyle 3 adet soğanım var. Biraz bol soğanlı yapacağım arkadaşlar. Bol soğanlı sevenler. Yani bolca soğanı doğrayabilirsiniz. Biz soğanı sevdiğimiz için soğanı biraz fazla yapıyorum. Tabii bu damak tadına göre, herkesin damak tadına göre değişiyor. Herkesin damak tadına göre değişebilir arkadaşlar. Kimisi soğanı sever, kimisi sevmiyor. Onun için herkes kendi damak tadına göre iç harcını hazırlayabilir. Sönmüş olduğum soğanlarımı ince ince doğrayacağım.
soğanlarımı doğradım, tencereye aldım. Şimdi ıspanaklarımı doğrayacağım. Şöyle suyunu iyice süzdüreceğim ki arkadaşlar kavuracağım için sulu olmasın. Sulu olduğu zaman böreklerimiz yufkalarımızı da sulandırıyor. Hamur gibi olur. Onun için susuz olması gerekiyor ıspanakları kavurduğumuzda. Evet, bu şekilde suyunu süzdüm. Bunu hemen doğrayacağım. Ben ıspanakları arkadaşlar kışın alıp güzelce yıkadım, temizledim ve dondurucuya koymuştum. Daha sonra istediğim zaman hani çıkarıp böreklerde olsun, kavurması olsun, yemeği olsun yapmak için hiçbir tadında değişiklik olmuyor, bozulma olmuyor. Onun için her mevsimin her sebzesi, meyvesi değerlendiriyorum. Ispanaklarımı, soğanlarımı doğradım. Hemen ocağımızı yakıp tenceremi ocağa alıyorum. Soğanları kavuracağım. Soğanlara biraz tuz ekliyorum arkadaşlar. Tuzla beraber kavuracağım. Tuzu eklediğimde soğanlar çok çabuk kavruluyor. Soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Şöyle doğramış olduğum ıspanakların içine ekliyorum. Bu şekilde iç harcımızı hazırladık. Tuzu baharatını da ekleyip soğuması için bir kenara alacağım. Şöyle kırmızı toz tatlı biberi ekliyorum arkadaşlar. Burada da karışık baharatlarım var. Kırmızı toz biber, nane. Şöyle tuzumu da ekleyip İyicene karıştırıp ocağın altını kapattım. Karıştırıp kenara alıp soğumaya bırakacağım. Evet, iç harcımız bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar su yok, susuz. Taze çiğden kavurduğumuz zaman hafif sulu oluyor arkadaşlar. Suyunu çektiriyoruz ama sulu oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Denemenizi de tavsiye ediyorum. Denerseniz, beğenirseniz sevinirim. İç harcımızı hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğum bezelerimi şöyle üzerini örtmüşüm, açıyorum ve hemen börekleri açmaya başlayacağım. Tezgahımı hafif yağlıyorum. En alttan alıp şöyle elimle büyütmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok da kolay büyüyorlar. Açabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. Çok ince olması için İyicene incecik olana kadar açacağım. Hemen açtığım yufkamı şöyle katlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcından şu şekilde, çok sık olmayacak şekilde, havalı bir şekilde arkadaşlar şöyle yuvarlıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çok kolay, çok pratik, basit yapımı. Hepsini şöyle hafif elimle yağlıyorum. Yapılışı kolay, pratik. Hemen yapabileceğiniz bir börek.
bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Hemen diğer pezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Çok masraflı bir şey değil arkadaşlar. Hani evimizde bulunan malzemelerle artık ne varsa onlardan iç harcını olarak kullanabiliriz. Yani illa çok bir şeye de gerek yok. Herkesin evinde ne varsa onunla böreklerimizi yapabiliriz. Şöyle hafifçe çektiriyoruz. Hamuru akşamdan yoğurup sabah da açabilirsiniz arkadaşlar. Akşamdan yoğurduğunuz zaman maya katmayın. Karbonatta yoğurabilirsiniz. Çünkü mayalı hamur kabaracağı için yani güzel börek olmaz. Hemen şöyle katlıyoruz. Tepsimin boyuna göre ayarlıyorum. Böreğimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Tepsiyi doldurduk. Şimdi üzeri için yağını hazırlayacağım. Hemen yağını hazırlayalım. Şöyle arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı olur, margarin olur. Artık elinizde hangisi varsa onu koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağı tencereye alıp eritiyorum. Üzerine ben yumurta sarısını sürmeyeceğim arkadaşlar. Tereyağı ve azıcık sıvı yağ karışımını yağından süreceğim. Tereyağını erittim arkadaşlar. Çok az da sıvı yağ ekliyorum üzerine. İçine karıştırıp böreklerimizin üzerine süreceğim. Yumurta eklemiyorum. Yumurtayı sürmüyorum. Eskiden arkadaşlar köylerde annelerimiz, nenelerimiz, büyüklerimiz böreklerini, hamur işlerini yaptıklarında üzerine hiç yumurta falan sürmüyorlardı. Sadece üzerine bolca tereyağı, sıvı yağ sürülürdü. Çok da güzel börekler olurdu. Onun için ben de üzerine yumurta sarısını sürmüyorum. Eskilerin yaptığı gibi sadece yağ sürüyorum. Evet, böreğimizin üzerini yağladık. Şöyle azar azar üzerlerini serpiyorum. Böreğimiz fırına gitmeye hazır. Piştikten sonra görüşürüz inşallah. Biz pişti, fırından çıkardım. Şöyle çok da güzel oldular. Yumuşacık, çıtır çıtır bir böreğimiz oldu. Hemen sizlere doku testini yapayım arkadaşlar. İçini göstereyim. Şöyle hiç kesmeden bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Pişman olmazsınız. Gönül rahatlığıyla deneyip yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteğinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.